Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله vel batinu Allah femen kana fi qalbihi Allah femu'inuhu fid darayn Allah femen kana fi qalbihi gayrullah fakhasmuhu fid darayn Allah la ilaha illa Allah Muhammedur Resulullah Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis sema' ve huves semi'ul alim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yeniden bir cuma namazı için yeryüzünün en sevgili mekanlarından olan mabedinde bizleri buluşturdu. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu ömrümüzün sonuna kadar Rabbimizin razı olduğu mekanlarda bulunmayı, Rabbimizin razı olduğu işlerde bulunmayı, salih amelleri çoğaltmayı, ibadetleri yerine getirmeyi, haram ve günahlardan sakınmayı hem bizlere hem de evlatlarımıza hem de nesillerimize nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene 1 ila 7 Ekim arasını camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlamaktadır. Bu hafta çerçevesinde paneller, sempozyumlar, birçok cami ve din görevlileri ekseninde hikmetli faaliyetler, etkinlikler yapılmaktadır. Nasip olursa bugünkü sohbetimizde de camiler ve din görevlerimizi hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri bizleri kendisini bilip kendisine kulluk etmemiz için yarattı. Peygamberler ve kitaplar gönderdi. Niçin? Mutlu olalım diye. Niçin? Huzurlu olalım diye. Niçin? Bu fani dünyadan ebedi alemi kazanalım diye. Niçin? Rabbimizin rızasını nail olalım diye. Niçin? Rabbimizin lütfetmiş olduğu, lütfedeceği cennetini hak edelim diye. Niçin? Rabbimizin gazabının bir tecellisi olan cehennemden uzak kalalım diye peygamberleri ve kitapları göndermiştir. İşte son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, son kitap da Kur'an-ı Azimuşşan. Dolayısıyla
huzurlu olmak, mutlu olmak, Rabbimizin rızasına nail olmak isteyenler ki hepimiz bunu istiyoruz. O halde Kur'an'a ve sünnete sarılmalıyız. Kur'an'a ve peygamberimize sarılmalıyız. Kur'an'a ve hadislere sarılmalıyız. Kur'an'a ve Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakiyle ahlaklanmalıyız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem Kur'an'a sarılan hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını ahlak edinip Müslümanca yaşayan, Müslümanca vefat eden ve ahirette de Müslümanca muamele gören kullarından eylesin. Madem ki dünyaya imtihan için geldik, madem ki Rabbimizin razı olduğu bir hayatı yaşamak için geldik, madem ki Rabbimiz bizleri fani hayat içerisinde ebedi hayatı kazanmamız için buraya gönderdi, o halde Rabbimizin razı olduğu işleri yapmamız lazım. Rabbimizin sevdiği işleri yapmamız lazım. İşte Rabbimizin o sevdiği, hatta en fazla sevdiği, kendisine en yakın kıldığı ibadetler var. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçen bir mübarek sözünde, hadis-i şerifte şöyle buyurur: اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Elhamdülillah. Secde, namaz. Rabbimize boyun bükmek, Rabbimizin huzurunda yerlere kapanmak. İşte günde 5 defa Rabbimiz namazı bizden istiyor ya, işte Rabbimize kulun en yakın olduğu zaman dilimi secde anı namazdır. Bu yüce ibadettir. O halde ne yapacağız? Secdeleri çoğaltacağız. O halde ne yapacağız? Namazları çoğaltacağız. Farz namazları aman ha ihmal etmeyeceğiz. Elimizden geldiği kadar varsa kaza namazlarımız, hemen bir liste yapıp onları bir an önce eritmek için bir program yapacağız. Cep telefonlarıyla, televizyonlarla, YouTuber'la, fenomenlerle, dizilerle, filmlerle, siyasetle, politikayla, şunla bunla vakit kaybetmeyeceğiz. Dünyaya asıl geliş gayemiz, kulluğumuzu ifa için bir borç olan namazlarımızı bir an önce yerine getireceğiz. Yoksa ahirette şu diziyi niye izlemedin? Şu fenomeni niye takip etmedin? Şu sosyal medyada niye paylaşımlar yapmadın? Gibi sorular sorulmayacak. O gün sorulacak olan namazdır. Namaz hesabını güzel verenin diğer hesapları da güzel olacak. Ancak namaz konusunda sınıfta kalır ise Allah göstermesin kişinin diğer hesapları da çok zor olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi secde ehli olan, namaz ehli olan, cami ehli olan, ibadet ehli olan kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Ehabbul biladi ilallahi mesciduha. Yeryüzünde Allah-u Teala'ya en sevimli mekanlar mescitlerdir, camilerdir. Yazlık olabilir, malikanesi olabilir. Kişinin çok sevdiği, mutlu olduğu bağ bahçesi olabilir. Devre mülkü olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ya da bir tatil için bir otele gidebilir, bir sayfiye yerine gidebilir, bir deniz kenarına gidebilir, şuraya gidebilir, buraya gidebilir. Emin olun, nereye giderseniz gidin, yeryüzünde Allah'ın en sevdiği mekanlar, mabetler, mescitler, camilerdir. O halde mekanımız iyi olmalı, mekanı cennet olsun dedikleri zaman dolaştığı mekanlar dikkate alınır. Takıldığı mekanlar dikkate alınır. O halde bize mekanı cennet olsun denildiği zaman bizim de bunu hak edebilmemiz için mekanımız, takıldığımız mekan camiler olmalıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel müjdesine nail olan ve ömrümüzün sonuna kadar cami ehli, namaz ehli olan kullarından eylesin. Çok önemlidir mabetler. Mescitler çok önemlidir. Bir örnek vereyim. İşin ehemmiyetini birçok örnek verilir de bu örnek bile yeterlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de din ve vicdan hürriyeti
olmadığından, baskı, zulüm arttığından dolayı Rabbimizin izniyle Medine'ye hicret etti. Sahabe-i kiram da hicret etti. Ve Efendimiz bu hicret yolculuğunda Medine'ye varmadan önce Medine'ye bir 4 kilometre kadar dışında olan bir köy olan Kuba'ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada konakladı. Tabii şu anda artık o Kuba'da normal Medine ile birleşmiş oldu. Efendimiz Medine'ye girmeden orada bir 2 hafta kadar kaldı. Peki Efendimizin gideceği hedef neydi? Medine. Ama şu anda tam Medine'ye varmadı. Yine hicret yolunda. Orada 2 hafta konakladı ve orada ilk yaptığı iş Kuba Mescidini inşa etmektir. Çok önemli. Hicret yolculuğunda bile arkada düşman var. Efendimiz o düşmanlardan sakınmak için de stratejik yollar takip ederek Medine'ye gitti ve giderken de konakladığı yerde yaptığı ilk iş mescidi inşa etti. Sonrasında da Medine'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği zaman Medine'de de ilk yaptığı iş Mescid-i Nebevi'yi inşa etmektir. Niye? Mescid önemli. Bizim can damarımız o. Hayatımızın attığı kalp orası. Orada biz hayat buluyoruz Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'ın günde 5 defa daveti orada hayat buluyor. Dolayısıyla mescit Müslümanın öncelikleri arasındadır. Camilerimiz bizim önceliklerimiz arasında olmalıdır. Camilerimiz bizim için olmazsa olmazımızdır. Yani gitsek de olur, gitmezse olur değil. Haftada bir uğranılacak yerler değildir. Tamam, Hristiyanlar haftada bir kiliseye gidiyorlar. Tamam, Yahudiler cumartesi günü havralarına gidiyorlar. Ancak Müslüman için sadece cuma günü gidilecek yerler değildir camiler. Camiler bir Müslümanın sadece bayramlarda ya da cenazelerde gidilecek yerleri değil, camilerimiz bütün Müslümanlar için 5 vakit uğranılacak ve oradan ziynetlenilecek, süslenilecek, günahlarından arınıp bol bol sevaplar kazanılarak dönülecek yerlerdir. Efendimiz hicret yolculuğunda Kuba Mescidini inşa etti. Medine'ye geldi, ilk işi de Mescid-i Nebevi'yi inşa etti. Bu da bunun ne kadar ehemmiyetli, mühim olduğunu gösteriyor. Hatta bunu biraz daha detaylandırayım. İş o kadar ciddi, o kadar önemlidir ki 70'li yıllarda hatta 60'lı yıllarda da başlayan bu Avrupa'ya işçi lazım olduğu zaman, hani bizim böyle Almanca tırnak içerisinde ifade ediyorum diye ifade ettiğimiz buradan çalışmaya giden Müslüman kardeşlerimiz var ya, oralarda ne yaptılar? Oralarda ilk önce tabii gittiler, tanımaya çalıştılar. Namaz kılacaklar yer yok, mescit yok, cami yok. İlk önce fabrikalarda, bazen boş alanlarda, bazen kiliselerde cuma namazlarını, bayram namazlarını kıldılar. Ama sonrasında orayı, ortamı da tanıdıktan sonra Müslümanlar, özellikle Müslüman Türkler, burada Kürdü, Türkü, Alevi, Şerki hepsini kastediyorum. Türk derken zaten Avrupa Müslüman anlıyor, siz de onu anlıyorsunuz. Ve Avrupa'ya gittiği zaman Müslüman Türk'ün yapmış olduğu ilk iş mescidini inşa etmektir. Elhamdülillah. Şu anda 1000'e yakın, hatta 1000'den fazla, daha fazla orada Diyanet İşleri Başkanlığımızın imam olarak, din görevlisi olarak göndermiş olduğu camilerimiz var, mescitlerimiz var. Ya bu da neyi gösteriyor? Camiler Müslüman nerede olursa olsun olmazsa olmazıdır. Hayatın tam merkezindedir. Bakınız mesela Fatih Sultan Camisi'ne, tam tepede değil mi? Tam tepede. Fatih Sultan Camisi'nin etrafına baktığımız zaman aşağı yukarı 40'a yakın sokak nereden geliyor? Fatih Camii'ne çıkıyor. Yani hayatın merkezinde. Dolayısıyla bir Müslümanın hayatında namaz olmazsa o Müslüman Müslümanlığını sorgulamalıdır. Bir Müslümanın hayatında cami olmazsa o Müslüman Müslümanlığını sorgulamalıdır. Bir Müslüman Müslümanın hayatında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak kabul edip onun yolunda gitme gayreti, azmi ve çabası olmazsa
o Müslüman Müslümanlığını sorgulamalıdır. Yoksa bu sorgulama içerisine girmediğimiz zaman zaten şeytan devrede 7/24 çalışıyor ve bizi nasıl camiden uzaklaştırdığı gibi, namazdan uzaklaştırdığı gibi ve bizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından uzaklaştırdığı gibi imanımızı da çalmaya çalışır. Allah göstermesin. İşte camilerimiz imanımızı tescillediğimiz yerlerdir. Namazımız imanımızı tescillediğimiz yerlerdir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını ahlak edinmemiz hem imanımızı tescillediğimiz hem de Allah'a sevgimizi tescillemiş olduğumuz mekanlardır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi namaz ehli, dua ehli, ibadet ehli, cami ehli olan kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, hani dedik ya, camiler müminin imanı tescilleme yeridir. Ayet-i Kerime okuyacağım sizlere. Tevbe suresi 18. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bu surelere aşina olmalıyız. İsimlerini de bilmeliyiz. Nelerden bahsediyor bilmeliyiz. Yani sürekli Kur'an-ı Kerim elimizde olmalı. Yani cep telefonu çok fazla elimizde, onun onda bir karar Kur'an elimizde olsa, Kur'an'la haşir neşir olsak iş bambaşka olur. Bunun için önceliğimiz cep telefonu değil, önceliğimiz Kur'an'dır. Önceliğimiz sosyal medya değil, önceliğimiz Kur'an'dır. Önceliğimiz dizilerimiz değil, önceliğimiz Kur'an'dır. Önceliğimiz YouTuber'lar, fenomenler, politika, diziler, şunlar bunlar değil. Önceliğimiz Kur'an ve sünnettir. Çünkü kabirde sorulacak sorular belli. Ahirette amel defteri elimize verildiği zaman o seyrettiğimiz YouTuber'lardan, fenomenlerden, dizilerden, efendim magazinden, şundan bundan, sosyal medyadan elimize geçecek bir sevap değil. Asıl sevap Kur'an-ı Azimuşşan'la haşir neşir olduğumuzdandır. Sünnetle haşir neşir olduğumuzdandır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakiyle ahlaklandığımızdan dolayıdır. O halde ne yapacağız? Amel defterimizdeki sevapları çoğaltmak için Kur'an elimizden düşmeyecek, hadisler elimizden düşmeyecek. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakı hayatımızdan uzak kalmayacak. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi Kur'an ehli, sünnet ehli, namaz ehli, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ehli olan mümince yaşayan, mümince vefat eden ve ahirette de mümince muamele gören kullarından eylesin. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Estağfirullah. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi. Allah'ın mescitleri ancak şu kimseler imar eder. Men âmene billah, Allah'a inanan. Vel yevmil âhir, ahirete inananlar imar eder. Ve egâmes salâh, namazı dosdoğru kılanlar. Ve âtez zekâ, zekatı verenler. Ve lem yakşe illallah, Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlar Allah'ın mescitlerini inşa ederler. Fe asâ ulâike en yekûnu minel muhtedîn. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Mabetleri inşa edenlerin, Allah'a ahiret gününe inanan, namazını dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar olduğunu Rabbimiz beyan ediyor ya, dolayısıyla her Müslüman bu vasıflara haiz olmak için gayret etmeli ve mescitlerin imarında, inşasında, buradaki hizmetlerin devamında gayret gösteren insanlar da işte bu ayet-i kerimenin ışığı altında imanını tescillemiş olur elhamdülillah. Dolayısıyla ne yapacağız? İmanımızı tescillemek, imanımızı daha da kuvvetlendirmek için Allah'a iman konusunda Rabbimizin sıfatlarının isimlerini çok iyi bileceğiz. Ahiret alemiyle alakalı detayları hem Kur'an hem sünnetten bileceğiz. Namazla alakalı detaylı bilgileri fıkıh kitaplarından bileceğiz. Zekatla alakalı detaylı bilgileri yine fıkıh kitaplarından bileceğiz ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidip
kınayıcının kınamasından korkmadan, sadece Allah'tan korkarak dini yaşama gayretinde olmak için hem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyacağız, hem Kur'an'ı tanıyacağız, hem sahabeyi tanıyacağız, hem de Allah yolunda giden insanları tanıyıp onları örnek almış olacağız. İşte bütün bunlar nedir? İmanımızı tescildir elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi mescitlerin imarında, camilerin inşaında, camilerin hizmetinde çaba sarf eden, gayret sarf eden, maddi ve manevi katkıda bulunan kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize hem de nesillerimize nasip ve müyesser eylesin. Cami büyük bir hazinenin bulunduğu bir yer gibidir. Hani bir hazineye girer kişi, oradan alıp gider. Öyle düşünün. İstediğini alıyorsun. Cami de adeta böyledir. Çünkü buraya gelen boş dönmüyor. Çünkü buraya gelenler, hani burası Beytullah ya, Beytullah dediğimiz zaman Kabe gelir aklımıza. Şimdi mescitler, camiler de Beytullah'ın, yani Kabe'nin şubeleridir. Dolayısıyla her bir mescit ve cami Beytullah'tır. Yani Allah'ın evidir. Hani biz evimize bir misafir geldiği zaman ikramsız geri çevirmiyoruz. Aç mısın, tok musun? Bazen sormadan sofrayı kuruyoruz. Ondan sonra çay ikram ediyoruz, kahve ikram ediyoruz, meyve sebze ikram ediyoruz. Uğrayacağımız zaman yani ya kapıya kadar, ya apartmanın dışına kadar, ya da terminale, ya da havaalanına kadar uğurluyoruz. Hatta köydeysek azık da koyuyoruz değil mi? İşte şu fasulyeyi, şu nohutu, efendim şu peyniri, şu yumurta, şunları bunları al diye oradan böyle gönderiyoruz. İşte nasıl insanlar birbirlerine böyle misafirperver davranıyor ise, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu kendi beytine gelen, evine gelen insanları da buradan boş çevirmiyor. Yeryüzünde bulunan bütün misafirperver insanların topladığını toplayın. Allah'ın bir kuluna verdiğini veremezler ve vermemişlerdir. Buradan boş yok. Boş çıkmıyoruz. Gelirken sevap kazanıyoruz. Her bir adımda bir sevap, her bir adımda bir günahımız bağışlanıyor. Her bir adımda bir cennet derecesi alıyoruz. Dönerken de aynısı. Uzak yakın fark etmiyor. Burada bulunduğumuz zaman namazı beklerken namaz kılıyormuşuz gibi Allah bize sevap veriyor. Ve başucumuzda bir melek de, günahsız bir melek, Allah'ım bunu affeyle, bunu mağfiret eyle diye uzun uzun dualar ediyor. Tabii namaz kıldığımız zaman o namazda aldığımız sevaplar, o namazda okuduğumuz Kur'anlar, Fatihalar, rükûlar, secdeler, onların sevaplarını efendim okuduğumuz zaman salavat-ı şerifeler, Allahümme salli ve barik gibi hep namazda okuyoruz bunları. Dolayısıyla çektiğimiz tesbihat, önünde sonunda kıldığımız sünnet namazları, yani bunların sevabını hesaplamak mümkün değil. Dolayısıyla Allahu Teala Zülcelal Hazretleri camisine, beytine, evine gelen herkese böyle ikramlarda bulunuyor. Ama kim daha fazla samimi ise, ihlaslı bir şekilde namazını, ibadetini yerine getiriyor ise Allah Celle Celaluhu ona daha fazla ikramda bulunuyor. O halde buradan boş dönmemek için ne yapacağız? Cami ehli olacağız, namaz ehli olacağız, cemaat ehli olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde Müslüman kardeşliğinin gereği olan bütün ilkeleri, bütün ahlaki erdemleri yerine getirme gayretinde olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi din-i mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Muttefakun aleyh bir hadisi şerif. Muttefakun aleyh ne demek? Ehl-i sünnetin temel hadis kitaplarından altısını ihtiva eden kütüb-i sitte içerisinde zirve kitap olan, o altı kitaptan zirve kitap olan Buhari ve onun peşine ikinci kitap olan Müslim'de geçen, ortak geçen hadislere muttefakun aleyh denir. Orada geçen ahiretle alakalı muazzam bir müjde var. İnsanlar ölüp sonra dirildikten sonra, mahşer alanına toplandıktan sonra artık dünyanın fani, ahiretin ebedi olduğunu net anlamış olacaklar. Yapmadıkları ibadetlerden Rabbimizin
emirlerinden, bundan dolayı çok pişmanlık duyacaklar. İşledik günahlardan çok pişmanlık duyacaklar. Ve orada yaptıkları günahları, yapmadıkları ibadetleri hepsini orada görecekler. Ve bakacaklar ki büyük bir pişmanlık içerisindeler. Terleyecekler. Hatta öyle olur ki yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibeti ve beni. Orada herkes, artık insanlar böyle, kimisi annesinden babasından kaçacak, eşinden kaçacak, kardeşinden kaçacak, evlatlarından kaçacak. Niye? Kul haklarını almasınlar diye. En yakınları. Öyle bir dönem, sıkıntılı bir dönem. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu o gün bazı insanları böyle bu sıkıntıdan koruyacak. O gün bazı insanları emin kılacak. Mahzun olmayacaklar, hüzünlenmeyecekler o gün. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte "Seb'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh" buyurdular. Kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı o kıyamet gününde Allah-u Teala 7 sınıf insanı gölgelendirecek, yani onları emin kılacak, rahat kılacak. Hüzünlenmeyecekler. 7 sınıf insan. Tabii hepsini saymıyorum. Konumuzla alakalı olan ifade etmek istiyorum. Onlardan birisi de ve racülün galbuhu muallakun bil mesacid. Kalbi, gönlü, bedeni camilere bağlı olan, camilerle irtibatlı olan kişi. Demek ki camilerle irtibatlı olanın ahirette emin olma durumu var. Demek ki camilerle irtibatlı olanın ahirette arşın gölgesi altında gölgelenme lütfu var. Demek ki camilerle irtibatlı olanın ahirette Allah'ın lütfu var. Demek ki camilerle irtibatlı olanın ahirette diğer insanlardan farklı bir özelliği var. Bu fırsat kaçmaz. Kaçmaması lazım. Sadece biz değil, eşimiz de, çocuklarımız da, evlatlarımız da, gelinimiz, damadımız da, dedemiz, ninemiz de, hepimiz hep birlikte ailece namaz ehli, mabet, cami ehli olmalıyız. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi namaz ehli, cami ehli, ibadet ehli olan kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, tabi zaman zaman görüyoruz, özellikle camilerin aleyhinde konuşan insanlar oluyor. İşte şu kadar cami var, bu kadar okul var. Elma ile armutları karıştırıyorlar. Okulun yeri ayrı, caminin yeri ayrı. Efendim, camiye yönelik olumsuz sözler sarf ediyorlar. Cemaate yönelik olumsuz sözler sarf ediyorlar. Camide önümüze geçen ve arkasında durup efendim liderimiz olan camide ibadet bakımından imamların aleyhine konuşanlar var, ileri geri konuşanlar var, hakaret edenler var, peygamber makamına saygısızlık edenler var. Ancak hadi desek ki bunların hepsi gayrimüslim desek, öyle de değil maalesef. Çünkü Türkiye'de gayrimüslimler oranı bellidir. Ama maalesef Müslüman olduğu halde bunu yapan insanlar var. Özellikle altını çizelim. Müslüman olduğu halde cami düşmanlığı yapan, Müslüman olduğu halde imam düşmanlığı yapan, Müslüman olduğu halde bu camiye gelen bu insanların, bu cemaatin düşmanlığını yapan insan imanını tazelemesi lazım. Allah korusun. Mabetler, mescitler biz görsek de görmesek de, bilsek de bilmesek de, çünkü Allah'ı görmeden inandık. O vardır, haktır, birdir, tektir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi görmeden inandık. Kur'an-ı Azimüşşan'ın vahyine şahit olmadan inandık. Melekleri görmeden inandık. Ve ahireti de görmeden inandık. Cennette, cehennemde haktır, mizanda haktır. Biz camilerin de maddi ve manevi faydası olduğuna öyle inanmış insanlarız. Bakınız, bu muhteşem bir müjdedir ve cami ile alakalı cami düşmanlığı yapanların da ne kadar zavallı bir işte meşgul olduklarını, camiye gelen insanların ya da köyde, şehirde camileri boş bırakmayan insanların ne büyük bir vazife ifa ettiğini görmüş oluyoruz.
Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bir topluluğa dini ve dünyevi bir musibet bela vermek istediğinde cami ve mescitlerine bakar ve azabı geri çevirir. Dini ve dünyevi musibetlerde böyle bir şey vermek istediği zaman camilere ve mescitlere Rabbimiz bakar ve bu bela ve musibeti geri çevirir. Ne kadar musibet bela geri çevrildi bilmiyoruz. Ne kadar dert, problem, sorun ferdi olarak olsun, toplumsal olarak olsun, bu mescitlere devam ettiğimizden dolayı ne kadar geri çevrilmiş biz bilemiyoruz. Yani mescitler bir anlamda paratoner görevi yapıyor. Hani minarelerde, büyük binalarda ta aşağı doğru tel iner de şimşek çarptı, yıldırım düştüğü zaman, vurduğu zaman direkt o enerji toprağa gitsin, elektrik toprağa gitsin, binaya zarar vermesin, minareye yüksek olduğu için zarar vermesin diye hani paratoner kullanılır ya, işte o paratonerler nasıl minareyi korumak için var ise, o paratonerler nasıl büyük binaları korumak için varsa, mescitler de camiler de topluma gelecek dünyevi ve uhrevi bütün musibet, dini ve dünyevi musibet ve belaları Rabbimiz tarafından önleyen, koruyan bir Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin bir lütfu, bir ikramıdır. Yani bir güvenlik koruması altındayız Allah'ın izniyle. Sigortadır bu. İster buna kasko deyin, ne derseniz deyin. Büyük bir koruma altında. Çünkü biz ne tür bir belalardan, musibetlerden sıyrıldığımızı bilemeyiz. Bazen aile içerisinde bir sıkıntı olabilir. Bazen arkadaş ortamında bir sıkıntı olabilir. Bazen gezdiğimiz, tozduğumuz yerlerde, okuduğumuz, dinlediğimiz, seyrettiğimiz videolarda, haberlerde, şunda bunda vesaire, bizim imanımızı çalabilecek noktada bir hadise olmuş olabilir. Ya da bizim ekonomik hayatımızı baltalayacak bir hususlar olmuş olabilir. İşte Allahu Teala mescitlerin, camilerin hürmetine, bizim şahsımıza ve genel topluma gelecek bela ve musibetlerin ne kadar önlediğini bilemeyiz. Allah Resulü Allahu Teala önlüyor diyor. O halde mabetler bizim için olmazsa olmazımızdır. Camiler bizim için olmazsa olmazımızdır. Camiye küfredenler, sövenler, cemaate sövenler, imama sövenler ne kadar söverse sövsün bizim düsturumuz it ürür, kervan yerir. Biraz kaba konuştum ancak pervasızca paylaşımlar yapılıyor sosyal medyada. Bunlar daha fazlasını da hak ediyorlar. Rabbimiz Celle Celaluhu cami düşmanlarına, cemaat düşmanlarına, sünnet düşmanlarına, Kur'an düşmanlarına, vatan düşmanlarına, bayrak düşmanlarına hidayet eylesin. Hidayet nasip değil ise Rabbimiz Celle Celaluhu onlar neye müstahak ise onu onlara kahru, perişanlık bir vaziyette onlara lütfeylesin diyelim. Bu da bir lütuftur. Niye? Yani bazen kahır da, bela da bir lütuf olabilir. Niye? Kişi aklını başına al. Der ki ya ben yanlış yoldayım. Şimdi böyle bir bela gelmesene bu devam edecekti. Öyle olur. Bazen kaza olur, hastalık olur, sıkıntı olur. Hepimizde olur bu. Dert olur, problem olur. İşimiz ters gider. Efendim iş yerimizi kapatmak zorunda kalırız. Çok fazla borçlanırız. Şu olur, bu olur. Ama bu tür durumların rahmet tarafından baktığımız zaman onlar bizim düzelmemize, başımızı efendim iki elimizin arasına alıp da tefekkür etmemize, muhasebe etmemize, dini hayatımızı tefekkür etmemize bir vesile olmuş olur. Yapanlar için bu bela da bir rahmete dönüşmüş olur. Ama bu beladan, musibetten, bu tür şeylerden anlamayan insan artık ahirette gerçeği anlamış olur. O da iş işten geçmiş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri din-i mubin İslam'ı büyük bir heyecan ve coşkuyla yaşayan kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, tabi söze başladık, camiler ve din görevleri haftası dedik. Aldığımız notlarda camilerle alakalı notlarımızı bitiremedik. Şimdi ezanı Muhammedi vaktine de efendim çok da fazla kalmadı. O zaman buradan direkt alimlerle, hocalarımızla alakalı bölüme geçelim. Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene bir
7 Ekim arasında camiler ve din görevlileri haftasını etkinlik olarak kutluyor. Çok güzel etkinlikler, programlar, paneller, konferanslar, hayır bereketli çalışmalar yapılıyor. Cami ve mescit, camiler ve alimler. Bakınız bir hikmetli sözde der ki, altı şey altı yerde gariptir. Onlardan birisi, mescit kendisinde namaz kılmayan kavmin arasında gariptir. Bir diğeri de alim kendisini dinlemeyen bir kavmin arasında gariptir. Alimlerin değeri bilinmediği zaman, alimler değerlendirilmediği zaman, onların değerleri düşürülmeye çalışıldığı zaman, değersizleştirilmeye çalışıldığı zaman ve gerçekten alim orada garip kalır ve Allahu Teala Zülcelal Hazretleri ilmini o alimleri vefat ettirmek suretiyle alır. Yani alimler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in varisleridir. Dolayısıyla bizim yolumuzu aydınlatandır. Bakınız Bukhari ve Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz buyurdular ki innel ulema varasetul enbiya. Ulema yani alimler, hocalarımız peygamberlerin varisleridir. Varistedir. Hani birisi miras bıraktı, ona varis olursunuz. Peygamberin bıraktığı mirasa da alimler varistir. Ne bırakırmış peygamberler? İnnel enbiya lem yuverrisu dinaren ve la dirhemen. Peygamberler dinar, dirhem yani altın, gümüş vesaire falan maddel bir şey böyle miras bırakmazlar. Ne bırakırlar? İnnemâ verresul ilme. Onlar ilmi miras bırakırlar. İşte hocalarımız, alimlerimiz bu ilmi almışlardır. Femen ehade bihi ehade bihazzin vafirin. Kim ondan alırsa büyük bir pay, büyük bir kazanç almıştır diyor. Kim diyor? Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bırakmış olduğu o miras ilimdir. İlmi alanlar, alimler hocalarımızdır. Büyük bir hazineye, büyük bir paya, büyük bir kazanca sahip olmuştur. O kazanç, o pay onları cennete doğru götürür. O hocalarımızın anlattıklarıyla, alimlerimizin anlattıklarıyla, ama kitaplarda, ama vaazlarda, ama sohbetlerde, ama yazmış oldukları eserlerde, ama okutmuş oldukları talebelerde o yol öyle bir aydınlanır ki vaaz ettikleri cemaati de, yazdıkları kitabı okuyanları da, anlatmış oldukları, ders vermiş oldukları talebeleri de, bütün hepsini cennetin yoluna doğru meylettirmiş olurlar, yolu da kolaylaştırmış olurlar. Çünkü peygamber varisi onlar. Dolayısıyla biz alimlerimize çok şey borçluyuz. Dinimizi onlardan öğrendik. Öleceğiz, her şey bitecek, bütün malımız, mülkümüz dünyada kalacak, ahirete bir şey götüremeyeceğiz. Ancak hocalarımızın, alimlerimizin bize öğrettiği dinimizi ne kadar yaşadıysak, onlarla ne kadar salih amel işlediysek, onlarla ahirete gitmiş olacağız ve yüzümüz orada gülmüş olacağız. Yani hocalarımızın bize kazandırdığı bir anlamda cennettir. Hocalarımızın bize kazandırmış olmaya çalıştıkları bir anlamda Rabbimizin rızasıdır. Hocalarımızın bize kazandırmış olduğu ahirette güven içerisinde olmaktır. Hocalarımızın bize kazandırmış olduğu, kazandırmaya çalışmış oldukları cehennem kapılarını ebediyen biz Müslümanlara kapatmaktır. Alimlerin kıymetini bilmek lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu Fatır Suresi 28. ayeti kerimede buyurdular ki innema yahşallâhe min ibâdihil ulema. Kullar arasında Allah'tan en fazla korkan, sakınan, Müslümanlığı bilen ve yaşama gayretinde olan alimlerdir, hocalardır. Dolayısıyla madem ki Rabbimiz alimleri, hocaları böyle övüyor, dolayısıyla bizler o hocalardan olmaya çalışacağız. Hocam bizden geçti, çocuğunu yetiştir. Çocuğunu yetiştir, alim olsun, hoca olsun, ilim irfan sahibi olsun. İnsanların dünyasına da ahiretine de faydalı olsun. Hocam çocuklar büyüdü artık. O zaman bu tür kurslara, efendim bu tür medreselere, efendim Kur'an eğitimi veren, İslam eğitimi veren, böyle talebeleri yetiştiren o tür yerlere maddi ve manevi destekçi ol. İşte bu da nedir? Allah'ın izniyle Allah katında değer bulmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Lokman Aleyhisselam suresi. O Lokman Aleyhisselam'ın böyle oğluna
hikmetli nasihatleri var. Kur'an'da bir kısmı geçiyor, bir kısmı da Kur'an dışında olanlar var. Mesela onlardan birisinde der ki, yavrum, alimlerle otur, onların dizlerinin dibinden ayrılma. Çünkü Allah yeri göğün yağmuru ile dirilttiği gibi kalpleri de hikmet nuru ile diriltir. Dolayısıyla alimler ilimlerinden istifade edeceğimiz insanlardır. Onların nurundan, hikmetlerinden istifade etmemiz lazım. 7/24 hocalarımız görevdedirler. 7/24 hocalarımız hizmettedirler. Ne zaman birisi geldi ki hocam ben Kur'an öğrenmek istiyorum, hocalarımızın geri çevirdiği vaki değildir. Zamanı, mekanı ayarlandığı zaman hocalarımız hafta içi, hafta sonu, gündüz ya da akşam bu hizmette bulunuyorlar. Dolayısıyla bir sorunumuz olduğu zaman elhamdülillah hocalarımız her daim 7/24 çalışıyorlar. Ve hocalarımızın kıymetini niçin bilmek lazım? Bakınız, ilimsiz bir şey olmaz. El Alim, Rabbimizin ismidir. İlimsiz bir şey olmaz. Araba ilimle yapılır. Sihalar, İHA'lar ilimle yapılır. Matematik ilimledir. Kişinin bir iş yapması, ne yapacaksa yapsın, bir makine olsun, çalışma olsun, her şey ilimdir. İlimsiz yani bilgisi bir şey olmaz. Bu bilgi, Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri bu bilgiyi yeryüzünden nasıl aldığını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade ediyor. Yani alimlerin, ehli sünnet alimlerinin kıymetini bilmemiz gerektiğini ifade için söylüyorum. Efendimiz buyurdular ki Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri insanlar arasında ilmi almak istediği zaman böyle insanların arasından böyle bu ilmi almaz. Kitaplardan bu ilmi almaz. İlim kaybolsun. Gitsin böyle almaz. Nasıl alır? Velakin yakbilul ilme bi gabdul ulema. Ulemayı, alimleri, hoca efendilerin ruhlarını kabz etmek suretiyle ilim de onlarla mezara gider. Sonra ne olur? Sonra hatta idealem yukü alimen. Ondan sonra alim olmayan insanlar ortalığa çıkarlar. Her tarafta cirit atarlar. İttekaden nasur usen cuhalen. Ondan sonra cahil insanlar onları reis edinirler, hoca edinirler. Onların peşinden gitmeye başlarlar. Fesuilu, onlar onlara soru sorarlar. Fefte bi gayri ilmin. Onlar da bilgisizce onlara fetva verir, cevap verirler. Tallallu ve allallu. Kendileri de sapar, onları da saptırırlar. Sosyal medya böyle sapık hocalarla dolu. Ben hocayım diye çıkan sünnet inkarcılarıyla dolu. Cami düşmanlarıyla dolu, Kur'an düşmanlarıyla dolu, inkarcılarla dolu, oralarda cirit atıyorlar. Dolayısıyla ne yapacağız? Alimler hayattayken onlardan istifade etmeyi bileceğiz ki yoksa her bir alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Her bir hocamızın vefatı ilminin kabre gitmesidir. Dolayısıyla onlar kabre gitmeden biz de kabre gitmeden onlardan istifade etmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi hocalarımızdan, alimlerimizden istifade eden kullarından eylesin. Siyonist İsrail'in yaptıklarını görüyorsunuz. Durmuyor, durmayacak da. Türkiye'de de gözü var. Vaat edilmiş topraklar. Bunlar nelerdir? Ta bizim Malatya'ya, Kayseri'ye varacak kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu komple vaat edilmiş toprakların kapsamında. Ne oldu? Gazze'yi ezdi geçti. Şimdi nerede? Lübnan'a vuruyor. Yemen'e füzeler atıyor. Suriye'ye atıyor. İran'a. Baktı ne oluyor? Yavaş yavaş hedefi burada. Böyle bir hezeyanı var. Şimdi bu Siyonistlerin son 100 yıl içerisinde yayınlamış oldukları bazı Siyon protokolleri var. Oralarda özellikle İslam ülkelerinde hedeflerine ulaşmak için yapmaları gereken maddeleri sıralamışlar. Orada hocalarla alakalı din görevlilerini, hocalarını, alimleri değersizleştirin. Onlar hakkında uyduruk fıkralar hazırlayın. Onlar hakkında uyduruk sözler hazırlayın. Aşağıcı şeyler söyleyin. Gıybetini, dedikodunu, her şeyini yapın diye orada Siyon protokollerinde hocaları hedef alan ilkeleri var, hezeyanları var. Şimdi bu uygulanıyor maalesef. Maalesef uygulanıyor. Şimdi sosyal medyada bakıyorsunuz. Yani öyle oluyor ki adam çıkmış, efendim 100 bin tane imam var. O kadar yok da yani. Kimisi 120 bin demiş, kimisi 225 bin demiş. Böyle iftiralar da diz boyu. Şu kadar imam var efendim. Bir öğretmen kadar iş yapmıyorlar. 100 bin imam var. Bir efendim depremde koklayan o bir köpek kadar, af buyurun, bu kadar adi hakaretleri yapıyorlar. Değersizdir diye böyle yazılar yazıyorlar.
imamın sarını da paylaşıyorlar ve bunları böyle köpeğe de paylaşıyor, sosyal medyaya döndürüyorlar. Şimdi bunu yapan, bir de bunu paylaştı ya, bunu paylaşanların altında yorumlar var, yazılar var, beğeniler var, bunları paylaşanlar var. Oralarda da bir sürü hakaretler var imamlara, cami görevlilerine, hocalarımıza, peygamber varisi alimlere hakaretler var. Yani bunları yapan bir insan, bu paylaşımları yapan, bunlara onay veren, bunlara like atan, bunları beğenen, bunları paylaşan bir insan Müslüman ise derhal iman tazelemesi lazım. Ama Müslüman değilse tam da gereğini yerine getirmiştir. Böyle asimetrik bir savaş var. Siz bir öğretmen için böyle bir şey duydunuz mu? 100.000 öğretmen bir tane sağlıkçı edemez diye. Yok böyle bir şey. Bir doktor hakkında da, bir sağlıkçı hakkında da, bir mühendis hakkında böyle bir şey yok. Ama kime var? İmamlara var. Niye? İmamları gözden düşürürsek, çünkü Siyonistlerin istediği bu, İslam düşmanlarının istediği bu ve ülkemizde de gönüllü olarak bunlara çalışan insanlar var. Ne olur? İmamı gözden düşürmek, dini gözden düşürmektir. İmamı gözden düşürmek, İslam'ı gözden düşürmektir. İmamı gözden düşürmek, Kur'an'ı gözden düşürmektir. İmamı gözden düşürmek, Peygamberimizi gözden düşürmektir. İmamı gözden düşürmek, dinimizi, İslam'ı, kutsalları, Kur'an'ı, Peygamberimizi gözden düşürmektir. İtibarsızlaştırdığı zaman imamı ve dine karşı da bir lakayt bir tavır alınıyor. Dolayısıyla bu tür insanlara karşı çok dikkatli olmamız lazım. Ben Almanya'da 4 sene, İsviçre'de 5 sene görev yaptım. Orada camilerimiz var elhamdülillah. Almanya'da 1000'e aşkın camimiz var. Diğer Avrupa ülkelerinde de var. Avrupalı yetkililerin söylemiş olduğu şu, şu Türk imamları var ya, onlar buraya gelmemiş olsaydı biz buradaki Türkleri çoktan asimile etmiş idik. Bu Türk imamları buna engel oluyor. Ya gavur anladı imamın kıymetini ama ben Müslümanım diyen maalesef bir kısım insanlar anlayamadı. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi dini mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri dini mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri, evlatlarımızı, ailemizi, nesillerimizi namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli, haya ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için, haseten Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Doğu Türkistan'ın ve bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için ve haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.